Teknopat'tan herkese selamlar. Ben Emin Çıtak ve bugün sizlerle beraber Galaxy A50'yi kutusundan çıkartıyoruz. Samsung Galaxy A50 açıkçası Mobil Dünya Kongresi'nde çok dikkat çeken telefonlardan biriydi. Hem kameraları, kamera tarafında çünkü S10 ailesiyle benzerlik gösteren bir orta üst segment bir telefon olması, hem de ekran özellikleriyle ve bunları bize sunduğu fiyatla birlikte çok ilgi çeken bir telefon oldu. Ekran üzerinden parmak izi okuma gibi birçok farklı özellikleri var. Zaten onları da hemen arka yüzüne baktığımızda görüyoruz. 64 GB'lık versiyon elimizde var. Bu telefonun farklı farklı tabii ki varyasyonları var arkadaşlar. Burada 64'e 6 GB RAM'li versiyon tercih edilmiş. Onu da burada görüyoruz. Üçlü bir sensör karşımızda. O sensörleri ben size detaylı olarak anlatacağım. Buradakileri geçelim. Bunun dışında 6.4 inçlik, nasıl söylesek, Infinity U mu desek, hani nasıl desek, farklı farklı Infinity ekranları oluşmaya başladı. Sonsuz ekranları oluşmaya başladı Galaxy ailesinin. Bunda da Infinity U dediğimiz, bu ekranın üstüne bir tane çentik koyuyorlar. Ekran kasa tarafında %85 gibi harika bir oran yakalanıyor. Aynı zamanda en çok dikkat çeken özelliklerden biri Super AMOLED olması ve ekranın üzerinden parmak izimizi okuyabilmesi. Kendisini kutudan çıkartacağız şimdi. Sadece kutudan çıkartmayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda ben birçok özelliği hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Telefon burada açılı dursun. Biz kutu içeriğimize devam edelim. Bildiğiniz gibi A50 15 watt hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz şarj yok çünkü arka tarafına baktığınızda plastik bir yüzey görüyorsunuz. Ön tarafta ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 3D bir cam var. 15 watt hızlı şarjı destekliyor. 4000 mAh'lik de bir batarya var. Yani böyle bir yüksek hızlı bir şarj desteğinin olması o açıdan önemli. Rahat rahat doldurabileceksiniz pilinizi. Bunun dışında tabii ki bir takım kablolar çıkıyor. Bu kablolardan biri USB Type-C. Şarj etmemize ve bilgisayarla olan bağlantımızı yapmamıza yarıyor. Keşke bundan da AKG kulaklık çıksa dediğinizi duyar gibiyim ama ne yazık ki çıkmıyor. Samsung'un A ailesinde uzun süredir kullandığı, hatta bende de bunlardan bir tane var, PlayStation'da kullanıyordum. Fena kulaklıklar değil, gerçekten hani idare eder bir kulaklık var. Bu da kutudan çıkanlar arasında yer alıyor. Şurada aşağıya ilginç bir şekilde her zaman şeyde olurdu. Bu kutu içeriğini kenara alalım. Genelde biz telefonların sim götürgeçlerinin şeyde olmasına alışığızdır. Şu arkadaki kutuda olduğuna alışığızdır. Ama burada üst tarafa sabitlenmiş bir şekilde geliyor. Peki bu kutunun içerisinde neler var? Gördüğünüz gibi çok da ilgi çekici bir şey yok. Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi yer alıyor. O zaman biz kutu içeriğimizi şöyle bir kenara alalım temiz temiz. Ve cihazın özelliklerine yakından bakmaya devam edelim. Galaxy A50 ailesinde Samsung'un Prisma dediği oldukça gerçekten eğlenceli ve şık duran bir arka boyama yer alıyor. Bizde mavi rengi var ama bunun dışında Prisma beyaz ve Prisma siyah renkleri de satın alınabilir durumda. Telefonun en çok dikkat çeken yanlarından biri işlemcisi ve bu işlemcinin bizlere sağladığı kamera performansı. İşlemci tarafında bizleri Exynos 9610 karşılıyor ki yani bunu duyurduğunda Samsung biliyorsunuz orta üst segment için duyurmuştu. Ben kurulumlarını zaten şimdi yaptım. Bu işlemcide 8 çekirdek yer alıyor. 4'ü performans çekirdeği 2.3 GHz hızına sahip. 4'ü de bildiğiniz gibi zaten verimlilik odaklı. Onlar da 1.7 GHz hızlarına sahip. Gördüğünüz gibi 6.4 inçlik AMOLED ekranımız, daha doğrusu Super AMOLED ekranımız hemen göze çarpıyor. Zaten telefon direkt olarak One UI ve Android Pie ile beraber kutudan çıkıyor. Bunun dışında tabii ki merak ettiğimiz noktalardan biri işte bu kameranın performansı. Bu kameranın özelliklerinden de hemen sizlere bahsedeyim. 25 megapiksellik geniş açılı lensimiz var. F1.7 diyafram aralığına sahip. Aslına bakarsanız S10 ailesiyle oldukça benzerlik gösteriyor kamera düzeni. Ama burada şöyle bir fark var. Biliyorsunuz S9'larda, Note 9'da ve S10 ailesinde değişken diyafram aralığı diye bir şeyle tanışmıştık. Burada öyle bir şey yok. Sadece 1.7'lik bir diyafram var. Ama yani ışığı oldukça iyi toplayabilen bir lens olduğunu kağıt üzerinde söyleyebilirim. Henüz test etmedik. Bunun dışında 8 megapiksellik ultra geniş açılı lensimiz var.
var. Bu çok özel çünkü biliyorsunuz Galaxy S10'un duyurusundaki en çok lanse edilen şeylerden, en çok övülen şeylerden biriydi. 123 derecelik bir geniş açılı sensörümüz var hemen arkada. Bir de tabii ki 5 megapiksellik derinlik algılayıcı f2.2 diyafram aralığına sahip kamera lensimiz bulunuyor. Ön tarafta tek kamera var. Bu 25 megapiksel ve f2.0 diyafram aralığına sahip, herhangi bir ışıklandırma, led flash yok ön tarafta. Ve yüz tanımasını da gördüğünüz gibi aktif ettim. Oldukça hızlı bir şekilde yüzünüzü tanıyor. Ama bununla ilgili tabii ki detaylı testlerimiz olacak. Parmak izini bildiğiniz gibi yine ekranın üzerinden okuyan bir telefon var. 6 GB RAM'i ve 64 GB'da depolaması var. Bunun testlerini hızlı bir şekilde yapıp sizlere incelemesini sunacağız. Çünkü fiyat aralığı olarak oldukça ilgi çekici bir aralıkta. Bu telefon 2849 TL'den Türkiye'de piyasaya sunulacak. Gerçekten üst segmente çok yakın amiral gemisi özelliklerini içerisinde barındıran ilgi çekici bir telefon olmuş Galaxy A50. Ama dediğim gibi henüz test etmedik ve bu yüzden bunlar kağıt üzerinde geçerli şimdilik. Çünkü rakiplerine baktığımızda bu fiyat aralığında bulabileceğiniz Honor 10 var, Oppo RX 17 Neo var, Poco F1 var. Onun dışında yine Samsung'dan A9 var, P Smart 2019 var ve Mi 8 Lite gibi birçok farklı rakip model var. Onlarla olan performans karşılaştırmasından tutun da telefonun performans testlerini yine Teknopat'ta görebileceksiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.